geldiniz sevgili seyirciler. Galatasaray'da taraftarın artık sabrı taşmış durumda. Bu akşam Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçında kendi evinde Östersunds'la 1-1 berabere kaldı. Ve tarihinde ilk kez Temmuz ayında Avrupa kupalarına veda etti. Gerçekten dramatik bir akşamdı Galatasaray ve Galatasaray taraftarı için. 2-0 yenilmişti ilk karşılaşmada. Rövanş için aslında taraftarın umudu bir hayli fazlaydı. Çünkü rakip Östersunds Galatasaray gibi bir Avrupa devi, Avrupa markasına rakip olabilecek bir takım değildi. Ancak 90 dakikanın sonunda sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı Galatasaray ve Avrupa kupalarına veda etti. Soruyoruz, sizce kim gitsin? Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları, taraftarın hedefinde 24 spor gecesi olarak biz de bu akşam bunu soruyoruz. Galatasaray'da kim gitsin? @24 spor gecesi Twitter adresimiz, 24 spor gecesi hashtagine soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu programı sizlerle birlikte yapıyoruz sevgili seyirciler. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulmadık da. Merhaba, yapacak da bir şey yok. Merhaba. Yani yapacak tabii ki bir şey yok. Yani ben bir şey ama zaten yani. Sen çıkıp oynayacak halin yok. Aynen, ben bir şey yapmayacağım. Yani Tudor'un basın Tudor toplantısı efendi, var. Tudor Efendi dünkü basın toplantısında küçük takım, o takım, bu takım, dört yersek bilmem dört deseydik bile beş atardık falan demişti. Yani şimdi buna sormak lazım. Yani gerçekten insanları eleştirirken çok seçici, yani insan cümleleri birazcık seçerek kullanmaya çalışacağım bu akşam özellikle. Ama eğer ki sınırımı aşarsam da izleyicilerimiz... Yani şimdiden özür dilerim izleyicilerimizden. Şimdi Florya'da bir Florya'daki görüntüler bunlar. Florya'ya hiç gitmeyin. Evinize gidin abi. Takım oraya gitmiyor çünkü. Futbolcular stattan kendi özel arabalarıyla ayrıldılar. Takım otobüsü de oraya gelmeyecek. Florya'daki arkadaşlara eğer akrabaları varsa bizi seyreden onları arayın, geri dönsünler evlerine. Oraya takım falan gelmeyecek. Ne yazıktır, ne yazık ki Galatasaray yönetimi futbolcularını taraftarından kaçırıyor. Galatasaray yönetimi, ben son da söyleyeceğimi başta da söyleyeyim. Biz hani bazen kantarın topuzunu kaçırabiliriz. Yani ya kaçırmadan zaten, önce... Yani bunu hepsini söyledik bunların olacağını. Yok, olacağını söyledik de biz hani içimizde en azından birazcık umut var. Benim umut vardı içimde benim açıkçası. Benim de vardı. Ben maçtan önce neden umut vardı? Galatasaray'dan umut yoktu. Taraftardan umut vardı. Hem taraftardan hem de rakip Gökhan. Rakip Galatasaray. Abi, rakip olabilecek bir takım değil. Ya öyle değil diyorsun da öyle abi işte. Yani oluyor işte, bak öyle deme. Bak Tudor ne diyor? Ya dün ne? Ya bak yani neyse, ben biraz sakin olayım. Tudor diyor ki dün küçük takım diyor. 4-0 da olsa 5-0 yenerdik diyor. Bugün ne diyor ya, bakacağız. Bugün ne diyor? Çok ciddi rakip. Gelebilecek en ciddi rakip geldi diyor. Ya sen bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun be adam? Ha, sen bizle dalga mı geçiyorsun? Sen kimi çalıştırıyorsun be adam? Şimdi söyle, kullanmayacağım diyorum da. Deyus, bir kendine gel. Yok o kadar değil. Bir de bir yeter ama ya. Yok. Yani, bir kendine gel abi. Her türlü sen, hakarete geçmeyin. Bak bir dakika abi. Deyus hakaret değil yani. Değil mi? Değil. Ne bileyim ben, değildir herhalde. Tamam. Hakaretse de versin mahkemeye abi. Bak, çalıştırdığın takım Galatasaray. Yeni takım kurduk. Mükemmel takım olacağız. Gelecek sezon. Bu sezon bizim için mükemmel olacak. Kardeşim ben mi belirledim tarihi? Bu tarihler belliydi. Doğru mu? Doğru. Bu maçın tarihi belli değil mi? Lan bir aydır hazırlanıyorsun kardeşim. İki tane topçu yeni geldi diye takım hazır değil. Lan bir aydır ben mi yapıyorum? Lan ben yapsam idman en azından da mücadele ederim ya. Ya bırak Galatasaray'ın antrenman yani. Bir aydır idman yapıyor. Yalan söylüyor. Ya Gökhan. Bak Tudor yalan söylüyor. Bu Şampiyonlar Ligi ben buradan olur, sözümü anlarım. Kesme bitiriyorum, veriyorum sana. Ben burada Tudor için ne dedim? İki tane seçenek söyledim. Ya hoca söyledim. Değil dedin. Ya kötü hoca niye? Ya da sahtekar dedim. Evet. Bir olay üzerine. Eğer senin dediğin gibiyse dedim. Şimdi söylüyorum. Tudor yalan söylüyor. Tudor yalan söylüyor. Taraftarım da bizim aklımızla dalga geçiyor. Üçüncüsü hoca moca değil kardeşim. Ya bugün basın toplantısı diyor ki hoca falan bir ay sonra Galatasaray muhteşem bir takım olacak mükemmel diyor. Bir takım mükemmel olacak. Bir takım olacak. Bu sezon mükemmel olacak diyor. Sen olmayacaksın kardeşim takımın başında. Sen olmayacaksın o takımın başında. Sen gittiğinde evine, aynı şeyi başka hocalar için de söyledik. Sen evine gittiğinde evinden izlemeyeceksin bile. Zerre kadar umrunda olmayacak. O üzülen taraftarlar. Hani şimdi taraftarın gözü, özür diliyorum taraftar çok haklı. Yemez bunlar, yemez. Bay bay hoca, bay bay. Peki Dursun Özbek Tudor'u da alsın gitsin demiş Kenan. Can Taşçı, Dursun Özbek Tudor'u da alıp Afrika'ya gitsin. Yeter.
Bugün Paso Ligi'mi de yaktım. Çok öfkeli Galatasaray taraftarı. Oğuzhan Tudor'u dinledikçe oturup ağlayasım geldi sinirden demiş. Verin abi Tudor'un söylediklerini grafik olarak. Verin abi. Evet evet bugünkünü. Ha. Vay 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 vay, güzel fotoğraf. Elendiğimiz için çok üzgünüm. Futbolcularımız da inanılmaz üzgünler. Bu akşam futbolcularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şu an ne söylesem bahane gibi anlaşılacak. Ya bu kaç sayfa? Bir dakika abi, Deyyus'u baktım şimdi, çok kötü bir şeymiş. Evet işte onu söylüyorum çok ya. Çok kötü bir şeymiş, bilmeyerek kullandım, özür diliyorum. Bu maç 1-2 ay sonra oynansa durum diliyorum. Çok farklı olabilirdi. Kesinlikle toparlanacağız. Bu sene bizim için mükemmel geçecek. Ciddi bir rakiple oynadık. Elenmeyle ilgili bir saat konuşabilirim ama taraftar bunun sebeplerini umursamaz ve bunda da haklıdır. İstifa ediyorum desem siz belki mutlu olursunuz, gazetecilere söylüyor. Sonuçta ne olursa olsun her şeyinizi verseniz de elenen bir Galatasaray var. Benim üzerimde başkan var, sonra futbol direktörü var. Buraya geldim, o gitsin, bu gitsin diyecek gücüm yok. Giden futbolculara ortak kararımızla belirledik. 3-4 oyuncu daha aramıza katılacak. Gomis ve Belhanda'nın her maçta gol atacağını herkes görecek. Gökhan. Evet, bu arada avukatım Şenol da uyarıyor. Tamamıyla hakaret içerikli olduğunu bilmediğim için söyledim arkadaşlar az öncekini. O yüzden Tudor'dan da özür dilerim bu anlamda. Şenol da uyarıyor. Tamam abi, özür diledik. Yani artık. Yani özür dilememiz yetiyor mu Şenol? Onu da yazdı bari. Ya neyse abi, çıktı ağzımızdan, yapacak bir şey yok, canlı yayında çıkıyor, öyle kazalar oluyor. Programı yeniden açalım mı? Yok olmaz, açma da. Şimdi söylediklerin hangisini verdim ben tabii o sırada? Hepsini aşağı yukarı verdik. Tamam. Yani, geri döneceğiz diyor değil mi? Yeni bir ekip kurduk. Evet. İstifa etsem memnun olursunuz herhalde. Gazetecilere diyor. Tamam. Yani istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ben de taraftar olsam böyle tepki veririm diyerek taraftarı kendine doğru çekemezsin kardeşim. Anladın mı? Burada oradan oraya doğru çekemezsin yani. Bu taraftarı kendi safına çekmen imkansız bu sonuçtan sonra. Senin çalıştırdığın takım Galatasaray. Sen Galatasaray kadar büyük bir takıma hoca olamamış olabilir. Bir de diyor ki mesela, sizin gözünüzde kazanırsan iyi hoca, kaybedersen kötü hoca olursun. Ben de soruyorum hocaya, senin gözünde kaybeden hoca nasıl iyi olur ki? Galatasaray kazansın diye ne yaptın? Sen yine söyleyecek misin Galatasaray topu oraya getiremiyor? Bana ne abi, getirecek olan Galatasaray'ın hocası getirtecek olan. Ben değilim ki. Ya Galatasaray hocası filan diyoruz da artık bence Galatasaray'ın hocası filan değil. Galatasaray'ın hocası abi. Dursun Özbek bu yok. Galatasaray'ın yok, hocası. Mümkün değil Gökhan. Yani versene bir tekrar İlbey maç çıkışına. Yani ben sana söyleyeyim. Bugün, hiçbir şey olmaz bugün abi. İtibariyle ne Galatasaray'da Dursun Özbek kaldı ne de Tudor kaldı. Bak görürsün bak, Gökhan. Bundan sonra bak, olacak olan o olabilir ama oldu değil. Oldu değil yani. Şu an olan bir şey yok yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani artık bu Galatasaray taraftan önünde duramaz. Ne yönetim durabilir ne Tudor durabilir. Selçuk İnan'ın da Galatasaray kariyeri bence bugün bitmiştir. Yani ben Selçuk İnan olsam bundan sonra Galatasaray'da kalmak istemediğimi yönetime söylerim. Menajerime de hemen bana bir kulüp bulun derim. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki bugün mesela Selçuk İnan kötü Galatasaray'ın yani en kötü oyuncusu değildi değil mi? O kadar çok kötü vardı ki bugün. Yasin kötü, Tolga kötü, Karol kötü. Geçmişe bakıyor, anladın mı? Geçmişten bu yana. Yani Selçuk ağzıyla kuş tutsa artık top her ayağına geldiğinde ıslıklanan bir oyuncu haline geldi. Yani bu da Galatasaray'da Selçuk'un yönetimle hemen konuşup ben bu takımdan ayrılmak istiyorum demesi %100 şart. Ben Selçuk kim, için. Kim diyecek onu? Selçuk için söylüyorum. Selçuk mu söyleyecek? Evet, söylemiş. Selçuk yani. Ne diyecek? Başkana gidecek, beni bu takımdan alın, ben gitmek istiyorum mu diyecek Selçuk? 3,5 milyon euro alan Selçuk. Başka takımda da kazanır. Ya Gökhan. Bundan önce takım arkadaşları giderken, takım arkadaşları kovulurken neredeydi bu takımın kaptanı? Neredeydi abi bu takımın kaptanı? Kardeşim Galatasaray'da Gökhan acil, bir dakika, çok acil bir şey söylüyorum. Galatasaray'ın kesin çözümünün olağanüstü kongre olduğunu herhalde beni izleyenler 1,5 sene, yani Dursun Başkan seçildiğinden 1-2 ay sonra zaten ben Galatasaray'ın tek kurtuluşunun olağanüstü kongre olduğunu söylüyordum. Bunu biliyorsunuz da acil, şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Galatasaray transfer dönemi açıkken acilen bir başkan transfer etsin. Galatasaray'a esas lazım olan şey acil tarafından bir başkan.
Ben geçen gün seninle burada tartışmıştık. Sen demiştin ki Tudor gitsin yeter. Kısa vadede. Kısa vadede dedim ama. Bence yani ben... Şimdi hemen toplatsan 45 gün yok abi. Galatasaray'ın yarın sabah, hatta bu gece Dursun Özbey'in olağanüstü genel kurul kararı alması lazım. De ki Galatasaray kongre üyelerine sesleniyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu gece kongre kararı almadıysa o açıkta kalan 400-500 imzayı acilen toplayıp olağanüstü genel kurula götürmesi lazım Galatasaray'ı. Bakın arkadaşlar, Galatasaray dibe gidiyor, dibe. Batıyor. Ve şu anda inanılmaz paralar harcıyor Galatasaray. Yani 33 yaşındaki Gomez'i biz burada eleştirdiğimiz zaman Galatasaray taraftarı isyan noktasına geldi. Bu maliyetlerle bu oyuncular transfer edilmemeli. Snyder kadronda varken sadece Galatasaray'ın hocası bugün ben tek başıma karar vermedim diyor. Elbette sen karar vermedin ama bu fitili ateşleyen sensin. Yani isteseydin kalırdı Snyder, kardeşim. Evet, yani ben Snyder kalsın istiyorum deseydin Galatasaray yönetimi Snyder'i zorla yollayacak mıydı? Bu fitili sen ateşledin. Snyder varken elinde Galatasaray'a 10 milyon euroya yakın bir para harcatıp Belhanda'yı transfer ettin. 32 yaşındaki Snyder'i bedava bonservisini eline verip gönderdin. Yani artık Galatasaray'ın, bakın, milyon eurolar. Dursun Özbek diyor ki ben Riva'yı sattım, onun parasını harcamıyorum. Hangi parayı harcıyor Galatasaray? Yani 4-5 tane daha oyuncu gelecek. Bruma'yı gönderdin, Snyder'i gönderdin, Podolski'yi gönderdin. Yani bugün 3 oyuncu senin kadronda olsa bugün Östersund diye bir köy takımına, ya Gökhan, nüfusu 50 binmiş. Galatasaray'ın stat'dan daha az yani. Galatasaray'ın bütün stadı dolduğu anda Östersund kadar insan geliyor. Ya hayatında ilk kez bir utançtır. Bak Sayın Özbek, Galatasaray'a büyük bir utanç yaşattınız bu gece Tudor'la birlikte. Oyuncularınızla birlikte. Yapmayın, yazık, günah. Bakın milyonlarca Galatasaray taraftarı üzgün. Artık yani bazen ceketi alıp gitmek lazım Sayın Başkan. Bunların hepsini söyledik abi. Söyledik de abi, ne yapalım? Çok yani söylemeyelim, susalım mı yani? Konuşmayalım mı? Yani konuşma değil de abi, ben şunu anlayamıyorum ya. Yani bu kulüplerin teknik direktör tercihleri sırasında başkanların yönetebileceği teknik direktörleri alma kısmına ben katlanamıyorum abi. Rinker'in kimdir abi? Bu arada bir arkadaşım mesaj attı. Biz startta değildik. Dursun Özbey'i eleştiren bu grup Galatasaray taraftarına bir başka Galatasaray grubu tepki göstermiş. Yani hani daha önce Fenerbahçe stadında da olmuştu ya, belli bir taraftar grubu diğer taraftar grubuna karşı tepki göstermiş. Hatta bu fiziki müdahaleye kadar da gitmiş. Burada da aynı şey yaşanmış. Ne oluyor abi? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor abi? Ya Galatasaray taraftarı Galatasaray taraftarına mı kırdırılıyor Sayın yani? Sayın Özbek, yönetemiyorsunuz. Yanlış işler yapıyorsunuz. Yani ne olur bu yanlıştan vazgeçin. Taraftarı bölmeyin. Taraftarı birbirine kırdırmayın. Bir başkan, yani Galatasaray'ın başında iyi yöneten bir başkan olsa zaten gruplar böyle ikiye bölünmez türlü. İkiye bölünmez türlü. İyi yönetiyor olsa. Galatasaray'ın içini yönetemiyorsun. Mali olarak yönetemiyorsun. Transfer anlamında yönetemiyorsun. Futbolunu yönetemiyorsun. Basketbolunu yönetemiyorsun. Amatör branşlarını yönetemiyorsun. Daha durmanın ne manası var ki? Biri bana onu söylesin. Ha şimdi Riva'nın da Floyd'ların da ihalesi çıkacak. O zaman ne olacak? Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman'a da burada geliyor. Şimdi o Snyder tezahüratları yapılırken tribünlere yani girerek maç bakmış. Maç 1-1, 92-53 gösteriyor scoreboard. Öyle mi? Ayhan Akman, Tudor düşünceli. Böyle bir fotoğraf var. Ayhan Akman böyle yüzünü kaldırmış sağ tarafa doğru, tribüne doğru bakıyor. Abi, ne amaçla bakıyor bilmiyorsun abi. Abi Galatasaray yardımcı antrenörü. Hayır ne amaçla bakıyor derken şunu söylüyorum. Belki başka bir şey ya. Hadi canım sen de falan gibi bir şey yapıyordur mesela yani. Bakmak lazım. Ayhan niye gülsün abi? Ayhan Akman neden gülsün? Yardımcı antrenör eleniyorken neden gülsün? Biri bana onu söyle. Neden gülsün? Neden gülsün abi? Abi Beşiktaş kalecisi İke Şorumlu'nun yüz mimikleri şöyleydi. Tamam? Şöyleydi. Galiba yanılmıyorsam Barcelona maçı sonrası. Yediği golden sonra 6 gol yedikten 5 gol yedikten sonra hala gülüyor dediler mesela. Ya öyle bir, ne için olduğuna bakmak lazım abi. Ayhan Akman neden gülsün abi?
eleniyorken Östersunds diye bir takıma? Dursun Özbey'in ilk maç sonrası bu maç kazaydı şeklinde bir açıklaması var. Öyle bir fotoğrafımız vardı. Onu bir ekrana getirelim. Bir açıklaması vardı. Hatta kimin bir Galatasaray... imza töreni? Mariano'nun imza töreniydi galiba. Yol kazası, Östersunds maçı bir kazaydı. İstemediğimiz bir skorla karşılaştık. Bunun bir yol kazası olarak kabul edilmesi gerekir. Tamam dedik ki o ettik zaman, Sayın Başkan. Otobüs sizi, şarampole yuvarlandı. Yani sizi tamam dedik ki bu otobüs, siz otobüs, uçak filan o işleri seviyorsunuz. Dediniz ki bir yol kazası. Kabul ettik yol kazası. Bu ne? Galatasaray'da uçuşlar iptal. Atılgan söyledi ya bize yayından önce. Çok güzel manşet. Galatasaray'da uçuşlar iptal. Snyder tezahüratına giriyormuş. Bu arada onu da söyledim sana da sen okurken tweet'i şey yapamadın. Yazık ya Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma. Yani şimdi bağırsak, çağırsak, yükselsek, o olsa, bu olsa, git Dursun Başkan, istifa, Tudor, istifa diye bağırsak ne olacak? Konuşsak ne olacak? Galatasaray, olan Galatasaray oluyor. Olan Galatasaray taraftarını oluyor. Galatasaray'ın marka değerini oluyor. Herhalde Beşiktaş... İlbey diyor ki iki grubun kavgası da galiba diyor bu arada oluyor diyor. Yani bunlar, bu arkadaşlar Dursun Özbek yönetimini istifaya davet eden arkadaşlar. Yani Galatasaray taraftarı. Burası da bu. Şimdi birazdan arbede yaşanacakmış. O arbedenin görüntüleri de varmış. Ha, o zaman? Yani araya polis işte şu anda. Burada sesi duyamıyoruz galiba değil mi? Küfürlü bir durum. Bu yani sesi açamıyoruz şu anda. Ya tamam işte yani sonuç itibariyle söylediğin şey şu, iki takım taraftarı, yani takım taraftarı diyorum, ikiye bölünmüş Galatasaray taraftarı birbirlerine giriyor. Yani, yani şimdi bir grup Dursun Özbey'i protesto ediyor. Ben onu anlayabilirim. Yani bir taraftar bir, kim acaba Dursun Özbey'i? Ama Dursun Özbek ve yönetimi protesto eden bir taraftara diğer taraftarın tepki gösteriyor olmasını anlayamıyorum şu aşamada. Yani Östersunds'a eğlenmişsin Temmuz ayında, Galatasaray'da işler kötüye gidiyor. İstifaya davet eden grup bir grup mu? Bilmiyorum ben. Yani çünkü orada peki onlara için... saldıranlar bir grup mu sence? Onu da bilmiyorum. Yani az önce benim arkadaşımın yazdığı Ultra Aslan grubu istifaya davet eden gruba saldırdı diye atıyor. Garip garip işler oluyor abi. Galatasaray'ın her şeyi karışmış birbirine. Her şeyi karışmış birbirine. Galatasaray'da kimin ne olduğu, kimin ne iş yaptığı, kimin niye orada durduğu, başkanın niye hala durduğu, Tudor'un niye hala... Ya bugün Tudor'a diyorsun ki istifa edecek misin? Yo diyor. İstifa etsem hoşunuza gider herhalde diyor. Abi birisi de istifa etsin be. Ya birisi de istifa etsin ya. He Haluk? Birisi de istifa etsin abi. Alma tazminatı. Ne tazminatmış kardeşim? Adammış dersin, arkasından yürürsün gidersin ya. O paraya ihtiyacın mı var senin ya? Buradan almazsan 2 ay sonra başka takıma gideceksin, alacaksın o parayı zaten. Neyin peşindesin ya? Akif demiş ki Tudor gitti de Lucescu tamam mı demiş. Yani hala işte biz de... Abi Tudor gittiği falan yok. Durun bir dakika ya. Islak imza diyoruz ya biz habire. Islak imzayı görmeden. Dolayısıyla önce bir gitsin de. Bir helvasını yiyelim arkasından. Yasemin Arık demiş ki hiç kimse gitmesin. Böyle güzel demiş. Tabii şimdi Galatasaray bu mağlubiyetin etkisini bütün bir sezon boyunca çeker. Bak bütün bir sezon boyunca. Ta ki hoca değişir. Başkan değişir. O zaman unutulur. Ama bu şekilde devam edilirse bu Galatasaray'ın çöküşü olur. Bu Galatasaray Dursun Özbek başkan ve Tudor da teknik direktör olarak kaldığı sürece gelecek sezon şampiyonluk yarışında asla olamaz. Net söylüyorum bak. Asla olamaz. Şu an için şampiyonluk yarışı Beşiktaş'ta Başakşehir ve Fenerbahçe arasında geçer. Trabzonspor'u da içine itebiliriz. Ama Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde olamaz. Bu geceden sonra. Ha, ama ne dedik biz en başta? Dedik ki Galatasaray'da bir şeylerin değişiyor. Ya bakacak mısın abi bana? Yani gerçekten sinirleniyorum ya. Ya duvarı konuşuyormuş gibi oluyorum abi. Ama abi ben de insan... Ya abi tamam da yani lan başladık. 3 dakikadır konuşuyorum abi. 3 dakikadır böyle bakıyorsun. Tamam peki özür dilerim. Ne diyordun en son? Ne bileyim abi ben ne diyordum? Galatasaray'da yok bir şey değişecek yani, bir şey değişecekse hayır abi bir şey değişecekse Galatasaray'da Galatasaray şimdi elensin.
dedik. Evet, öyle söyledin. Ve ben sana şu kadarını söyleyeyim. Gerçek Galatasaray taraftarı. Gerçek Galatasaray taraftarı. Değişimisi ama. Bak, gerçek Galatasaray taraftarı bu gece için üzülmesin. Bu gece Galatasaray'ın bayramı. Bak, bu gece Galatasaray'ın bayramı. Bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu gece Galatasaray'ın bayramı. Çünkü bence bu geceden sonra ne Dursun Özbek ne de Igor Tudor diye bir teknik direktör kalır. Bu gece Galatasaray'ın bayramı. Eğer gelecek sezon şampiyonluk yarışının içerisinde olacak bir kulüp, olacak bir takım istiyorsa Galatasaray taraftarı bu gece üzülmeyecek. Bu gece üzülmeyecek. Ha, gelelim madalyonun diğer yüzüne. Ey kongre üyeleri. Ey aklı selim sahibi Galatasaraylılar. Sen hala ey imza kapalı kampanyası yapılmasın mı diyorsun? Ben yapılsın da o... Bak, aynı şeyi Tudor için de söyledim. Bırakıp gitsin birisi de. Allah aşkına, mübarek aşkına, peygamber aşkına, ne bileyim neyi seviyorsanız ya. Ne olur bırakın gidin ya. Ya biri de bırakıp gitsin kardeşim. Bırakıp gidin ya. Erdemli olun. Abi, olmadı deyin. Şimdi Dursun Özbek başarısız bir başkan. Ve taraftar onu böyle değerlendiriyor. Şimdi Dursun Özbek de diyor ki ya ben geldim Galatasaray'ın mali yapısını, Riva'yı sattım, işte Flora'yı sattım, düzelttim diyor. Ve yani ne derler ona, böyle bir çamura batmamak için patinaj. Çırpınırsın ya. Patinaj. Çırpındıkça daha çok batıyor şu anda. Bataklığa. Bataklığa. Yani çırpındıkça, çamur değil de bataklık. Çırpındıkça daha çok batıyor. Yani hani ben şu imajı düzelteyim, imajı düzelteyim diyor Dursun Özbek ama bir türlü düzeltemiyor. Şimdi Galatasaray'ın vizyonu, Galatasaray değil pardon, özür dilerim. Galatasaray yönetiminin vizyonu Riekerink'tir. Galatasaray'ın yönetiminin vizyonu Riekerink'tir. Galatasaray'ın yönetiminin vizyonu Tudor'dur. Galatasaray'ın yönetiminin vizyonu Podolski'yi göndermektir. Snyder'i göndermektir. Buruma'yı aldığım para kadar göndermektir. Galatasaray yönetiminin vizyonu bu. Dolayısıyla böyle bir vizyon varken ortada, iyi insanmış Dursun Özbek. Galatasaray'a iyi insan gerekmiyor. Galatasaray'a iyi başkan gerekiyor. Galatasaray kulübüne iyi bir başkan lazım. Sayın Başkan, olmuyor. İyi başkan değilsiniz. İyi insansınız ama Galatasaray'a iyi insan gerekmiyor ki. Galatasaray'a iyi başkan lazım. İyi bir başkan lazım. Şu taraftara ne diyeceksiniz bak? Ne diyeceksiniz bu taraftara? Hayır, bir de bunu nasıl diyeceksiniz? Bir de bütün medyaya dediler ki, pompaladılar. Taraftarı çağırın, taraftar gelsin, taraftar. Ben de çağırdım. Bu oldu, bu oldu. Senin için söylemiyorum yani. Herkes ben de çağırdım taraftarın abi. Taraftarın orada olmasının çok önemli olduğunu. Yani taraftarın gücüyle biz bu işi halledelim. Aynen. Yazık değil mi abi çağırdığınız taraftara? İşte şimdi ondan özür diliyor ya, buraya 35. gelen taraftardan özür diliyor Tudor abi efendi. Abi özür, yani tam özür diledin, ne oluyor özür dileyince? Özür geçiyor deyince mu? Yani şimdi bugün statta diyelim ki 35 bin, diyelim ki 40 bin, yani kaçsa sayı bilmiyorum. 35 bin civarında bir taraftar vardı galiba. Ekranları başında milyonlarca Galatasaray taraftarı. Gökhan, bir de yani Şampiyonlar Ligi'nde oynarsın bu maçı, anlarım ben. Ya Galatasaray'ın, dün de söyledim, geldiği seviyeye bak Gökhan. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, ulan acaba yarı finale atar mıyız kendimizi denilen günlerden Temmuz ayında UEFA kupasında ikinci tur oynayan bir takım haline geldi Galatasaray. Galatasaray'ın geldi, en büyük, bir de geldi, en büyük sıkıntısı ya, ne? Geldi bak, diyelim. Sana söyleyeyim mi? Bak ben sana söyleyeyim mi? O hale geldi. Orada da ilk turda elenen bir takım haline geldi. Ya arkadaş, kusura bakmayın da yani bu dünyanın neresinde olursa olsun Galatasaray gibi bir markayı bu hale getirenler ya bir aynaya bakarlar ya. Sayın Başkan diyor ki ben yatmadan önce düşünüyorum bazen diyor, aklıma geliyor diyor. Başarısız mı? Ya adam o golü atamıyor diyor, bana istifa diyorlar diyor. Kim bana mı diyecekler Sayın Başkan? Ben mi istifa edeceğim? Siz edeceksiniz. Yani sizinle olmuyor artık yani. Bunu her seferinde söyledik. Galatasaray'ın yani sadece biz değil artık taraftar da. Galatasaray'ın esas sıkıntısı ne biliyor musun? Tromsø faciasından sonra o sırada görevde olan insanların Östersunds maçıyla ilgili yaptığı yorumları hatırlıyor musun? İsim vermeyeceğim ben buradan da. Ama o Tromsø'ydü diyordu. Evet. La Tromsø kim? Östersunds kim? Kim bunlar abi? Evet. Tromsø diyor ama o Tromsø'ydü diyor. Bu da Östersunds. Lan ne bahsediyor? Neden bahsediyor? Delirtmeyin adamı abi. Yani gel, sizin işiniz gücünüz yok ya.
Galatasaray'da birileri gerçekten görev adledecek bu işi. Görev adledecek, kendinden daha iyi. Yok efendim, ben işimi bıraktım. Nereye bıraktın ya? Her gün oteldesin ya. Nereye bıraktın? Zaten otelcisiniz abi. Ya zaten işletme yaz, yani işiniz orası. İşimi bırakıyorum. Nereye bırakıyorsun abi? Sahibi olduğunuz işlerin başındasınız. Galatasaray sizin malınız değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, kulüpler kimsenin, hele ki başkanların malı hiç değil. Yalandan da kafayı sallasın. Yalandan da. Başakşehir'in de tweetini söylüyorlar. Anılcan yazmış. O da hiç yakışmadı ya. Başakşehir'de kötü zamanlama işte, oldu yani. Kapımız her Galatasaray taraftarına açıktır. Ya çok iyi kullanıyor dedik. Abi bazen mı değdiriyoruz yani acaba? Bazen yani? İşte o işin yani, hele ki yani böylesine öfkeli insanlar. Ya sonuçta bak, öfkeyken bas bırak. Başakşehir, sana da lazım Galatasaray'ın kazanacağı puan be kardeşim. Hepimiz ben bunu lazım. Anlamıyorum, anlatamıyorum ya. Ya yıllardır bunu söylüyorum. Atılan her gole, kazanılan her maça, alınan her puana Avrupa Ligi'nde, ligde mücadele edecek her takımımızın ihtiyacı var abi. Başakşehir gelecekse sen şimdi ne olacak abi? Şampiyonumuz da bizim ön eleme oynamaya kalkarsan olacak. Böyle giderse öyle olur. Hepimiz ve ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten oraya ve ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer ki istemem de Fenerbahçe'de Sturm Graz'da eşleşti. Şu ana kadar ki 23'ünde değil mi maçlar? 23 değil mi? Bugün ayın kaçı? 23'ünde galiba ya. Tam emin değilim. 27'sinde galiba. Bu arada bir çarşı bir tweet atmış. Ona bir bakabilir misin sen? Bakayım. Ben bir iki tweet okurken. Tamam. Akın Aşıkoğlu demiş ki, bu gecenin özeti bir musibet bin nasihattan evladır demiş. Yani o da aslında Gökhan Dinç'in de yorumuna benzer bir yorum yapmış. Zaten daha önce söylemiş de, olacaksa bu turda olsun ki Galatasaray daha önüne bakabilsin demişti. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Ben şimdi göremiyorum. Çünkü sormuşlar burada çarşının tweet'i diye. Çok fazla soru gelmiş. Vallahi bence o fotoğraf zaten vardır bizde ya. Vardı yani. Şu ya. Bakabilir miyim? Şu Galatasaray'ın UEFA Kupası fotoğrafı. Ha, Beşiktaş UEFA Kupası'ndan. Beşiktaş geçen sene Lyon'a elendikten sonra günaydın Galatasaray ailesi deyip kupayı ve Galatasaray bayrağının olan resmi galiba, değil mi? Aynen. Ne yazmış yorum olarak? Bir şey yazmamış canım. Ne sadece yazmış? O fotoğrafı mı? Evet. Bakayım ne yazmış, bir daha bakayım da. Düşmüşün acısı bizim hiçbir zaman mutluluğumuz olmadı ama sizler beterin de beteri olmaya layıksınız demiş Galatasaray. Okutturdun bana bunu yani. Ama sonuçta hakaret yok yani. Hakaret yok. Sorun yok. Yok herhalde. Vildan Görkem demiş ki, Tromsø'nün yazılışını bir yılda, okunuşunu iki yılda ezberlemiştik. Şimdi ise işin yoksa Östers Hunsu öğreneceğiz demiş. Yazık günah abi. Başka hiç öğrenecek bir şey yok. Yazık günah. Neden yazık günah? Şimdi bir sürü insan, mesela adam Pasolig'ini yakıyor abi. E-biletini yakıyor adam. Maç sırasında ya. Kombinesini yakıyor adam. Ya o kadar umudu Sıtkı sıyrılmış. Ya bu adamlar senelerdir, yıllardır bu adamlara, iki senedir etmediğinizi bırakmadınız be kardeşim. Etmediğinizi bırakmadınız ya. Yapmadığınız kalmadı bu adamlara. 500 küsür gün sonra Avrupa maçına çıkıyor bu adamlar. Ve düştüğü duruma bak. İnanılmaz. Peki biraz oyuncular üzerinden gidelim Gökhan. Şimdi ne bugün, gideceksin abi? Hangi oyuncu üzerinden gideceksin? Bugün Galatasaray'ın sahaya çıkan tweet'i getirdiler. Düşmüşün acısı bizim hiç... Düşmüşün de biraz ağır tabii de yani. Nasıl düşmüşün düşmüş acısı işte. Bizim hiçbir zaman mutluluğumuz olmadı ama sizler beteri olmaya layıksınız. Şimdi yani... Etme bulma dünyası. Bunu zaten çok eleştirmiştik. Yani etme bulma dünyası abi. Galatasaray'ın bu tweetini burada çok eleştirmiştik. Bunlar hep o ne arkadaş hala görevde ama biliyorsun. Bunlar ne biliyor musun hep? Galatasaray taraftarına şirin gözükme çabaları. Yemez. Yani bunlar hep öyle. Yemez, olmaz. Ama işte olmuyor abi. Zorla güzellik olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Sınay dedik ya, hatırlıyor musun? Galatasaray'ın Snyder'le olan evliliğinde nikah bozulacak evet. diye. Evet. Tudor'la bozuldu. Ama resmi açıklama. Mahkeme kararını bekliyoruz. Habib Güler demiş ki, acaba bizim üzüldüğümüz kadar Tudor ve Dursun Özbek de üzülüyor mu? Tudor mu? Tudor'un zerre kadar umurunda değil ki abi.
Zerre kadar umurunda değil. Ya arkadaşlar biz... çalıştım yabancı teknik direktörle. Söyleyeyim ya. Zerre kadar umurunda değil abi adamın. Üzülmez ki. Profesyonel onlar çünkü. Hani yani sözüm ona. En çok üzülen sizlersiniz arkadaşlar. Tamam futbolcu da bir yere kadar üzülüyor da. Ama en çok üzülen taraftar. Olan biten taraftarı oluyor. Futbolcu yarın çıkacak idman yapacak. Bir gün izin verir. Yarın öbür tepki olmasın diye. Ha bu arada bir haber daha paylaşayım. Galatasaray yönetimi bu turdan önce, ikinci maçtan önce tur şirketlerini arıyor. Organizasyon şirketlerini arıyor. Biz ikinci bir kamp, kötü bir sonuç olursa Türkiye'de kalmayalım diye ikinci bir kamp hazırlığı içerisindeydi. Dün söyleyecektim bunu, bugün aklıma geldi. Şimdi konuşma sırasında aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Galatasaray yarın acil bir kamp kararı alıp yarın yurt dışına çıkabilir. Bunun çalışması içerisindeler. İşte uçak, otel. Florya'ya gitmediler işte. İşte uçak, otel ve antrenman sahası bakıyorlarmış. Ya bu ilk maçtan hemen sonra. Bak zekaya bak. Ya kardeşim taraftardan kaçmak için kullandığınız zekayı biraz da kulübü yönetmek için kullansanıza ya. Birazcık da yönetmek için kullansanıza. Tarihmiş. Yok bir aydır çalışıyorsun Tudor ya. Bir aydır ya. Bir aydır çalışıyorsun. Şimdi... Bir de diyor ki bak bir dakika. Bir de diyor ki Haluk. Bu takım geçen seneki takım benim olmayan bir takımın başına geldim diyor. Lan bir puan alsan yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe'ye aralığında bir puan yok muydu? Aynı puan. Ya Galatasaray yenilmese Fenerbahçe'ye üçüncüydü Galatasaray. Benim problemim mi kardeşim? Benim problemim mi ya? Sen yapacaksın. Bu sonucu bu takımın bu kadar erken sezon açmasının sebebi sensin. Bu takım hani 2 ay önce yapıyordunuz Sayın Başkan transferleri? 2 aydır çalışıyordunuz. Hani 2 aydır çalışıyordunuz? Gökhan işte onlar hep söyledik yani. Snyder'de. Hani çalışıyordunuz abi? Hani Snyder'de 4,5 milyon euro istiyordu abi. Snyder'e ne Galatasaray'ın topçusuydu? Hani 4,5 milyon euro istiyordu Galatasaray. Bizi attınız taraftarın önüne. Ha Sayın Başkan. Bizi attınız taraftarın önüne. Biz bitecek dedik. Snyder gidecek dedik. Ama inandıramadık. Ha bizi attınız taraftarın önüne. Şimdi ne oldu? Snyder gitti. Ama size de kalmayacak bu. Galatasaray bugün kalede Muslera. Dün de söylemiştim ben. Lines, Markon, Çalık, Karol, Selçuk, Tolga, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis 11 ile çıktı. Dün dedim ki 9 oyuncu ilk 11'de oynuyordu. 10 dedim. Hatta 10. 10'du. Bir tek Belhanda yoktu. Evet, bir tek Belhanda yoktu. Ya yani ilk maçta ne oynadı soruyorum Karol. Bugün ilk 11'de. Ne oynadı? Belhanda ne oynadı? Belhanda yoktu ilk maçta. Ama top gitti. Hayır. Bu maçta ne oynadı bana onu söyle. Hayır ben başka bir şey söylüyorum Gökhan'cığım. Yani kadro bir 11 yapıyorsun ya. Bugün evet. Tudor'a söylüyorum. Lines ne oynadı ilk maçta? Şimdi taraftar dün de burada konuştuk. Niye Serdar Aziz yok da Ahmet Çalık oynuyor diyor. Galatasaray'ın bugün yediği golü var ya bak. Amatör kümede. Anlatacak mısın? Ben yani Galatasaray çok risk alınca biz Gökhan'la beraber maçı izliyoruz. Galatasaray gol yiyecek dedim. Gökhan da dedi ki Godos'la Ahmet Çalık birebir kalır. Ahmet Çalık bir hata yapar gol olur dedi. Yani bu konuştuklarımız bir dakika içinde oldu. Öyle olmadı mı? Ya çünkü tamam Ahmet iyi niyetli bir çocuk. İyi, ya ben hep söylüyorum abi iyi insan, iyi başkan, iyi topçu, iyi... Ya kardeşim bana futbol oynasın ya. Ya bana futbol oynasın abi. Kaç milyon euro verildi Ahmet Çalık'a Haluk Yürekli? 2,5 milyon euro bonservis. Benim Serdar diye bir arkadaşım var. Yani sosyal medyadan da takip ediyoruz. Serdar Özer şey yazmış ya, babası vermezdi o bonservis parasını demiş ya. Babası vermezdi abi. Hadi verdiniz tamam abi de Allah aşkına ya. Bu takım yeni kurulmuşmuş ya. Bana ne abi sen getirsin. Sen yaptın bu takımı. Bu hale sen getirdin. Düzelecek olan da sendin. Ama düzeltemedin. Kazanırsan iyi hoca, kaybedersen kötü hocaymış ya bizim gözümüzde. Ya senin gözünde ne kardeşim? Çünkü sen büyük takım hocası değilsin. Büyük takımın futbolcusuydun evet. Dünyanın en önemli takımlarında oynadın. Juventus'ta oynadın yıllarca. Ama büyük hoca olamazsın. Bırak büyük hocayı. Hoca da olamazsın bence. Ya Gökhan şimdi bugün bakıyorum ben Lines bir tane orta yaptı. Yani isabetli bir tane ortasını hatırlıyorum. O da Gomis'in kafa vurduğu değil mi? Hı-hı. Ya onun dışında ya yani, Gomis yap Karol be kardeşim yok. Onu da yap. Lines yok. Onu da yap Tolga be kardeşim yok. Ya.
Ahmet Çalık kötü, Yasin ya Galatasaray'ın geldiği noktaya bak Gökhan. Yasin sanki Messi. Yasin ayağında kırık var, özel kramponlar yapılıyor filan. Rakip de Östersund sağ, yanlış anlama. Evet. Sakata 1-0 oluyor maç. Yasin hemen böyle yapıyor Gökhan. Değiştir beni diyor. Tabii, dönmeyeceğini biliyor çünkü. Maçı döndüremeyeceğini bildiği için yapıyor onu. Yani kimse bana savunmasın. Sahadaki futbolcu maçın dönüp dönmeyeceğini bilir. Yasin 1-0'dan sonra değiştir. Gol olmasaydı ne olacaktı? Niye bir dakika önce niye değişmiyor? Ne oluyor kardeşim? İşte bu ve bunun gibi şaklabanlıklar yüzünden Galatasaray bu halde. Ben de o yüzden diyorum, ey kaptan neredesin? Galatasaray kaptanı çıkacak, takım arkadaşını dövecek gerekiyorsa. Mecazi anlamda söylüyorum. İtecek, kakacak, kendine gel diyecek. Hoca girmiş soyunma odasına, bravo beyler demiş ya. Kaldırın kafanızı. Harika top oynadınız. İnanın. Bu mu? Ay Allah'ım ya, çıkacak ağzımdan yanlış bir şey ya. Başka gündemimiz var mı? Ne olur ya. Kanter bastı beni ya. Vallahi çıkacak ağzımdan yanlış bir şey. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ya inşallah bir yol kazası da Fenerbahçe Sturm Graz'la yaşamayız Gökhan ya. İnşallah. Ya, ülkenin futbolunun geldiği noktaya bak ya. Yani bu ülkenin futbolunun lokomotifi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ha pardon İbrahim, pardon. İbo'yu izliyormuş Seten. Pardon İbrahim, sen atmışsın. Pardon İbrahim, Seten atmış. Neydi? Babası bile şu Ahmet Çalık'ı 2,5 milyon bonservis ödeyip transfer etmezdi diye özür diliyorum. İbrahim Seten atmış Twitter'ı. Yeşim baksana demiş abi. Ki Dursun Bey iyi insan. Dursun Bey iyi insan demiş Yeşim Hanım. Bunca insanın ahını almazdı demiş. Ama bunun dışında azıcık da akıllıysa bugün gitmesini bilmeli demiş. Bence orada Kerem, başka bir şey var. Kerem, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kerem buna rağmen, Kun bize bir fotoğraf paylaşmış. Helva yerken Tudor'un helvasını yiyoruz. Demiş, ben dedim ya helvasını yeriz diye. Şimdi bak ben sana şu kadarını söyleyeyim Haluk. Ben Dursun Özbey'in bundan sonra görevde kalması halinde Galatasaray'a bir kumpas düzenlendiğini falan düşüneceğim. Bak buna rağmen Dursun Başkan kalırsa, bugünkü sonuca rağmen Dursun Başkan kalırsa Galatasaray'a birileri bir şey yapıyor. Bak hiç kullandığım, hiç sevdiğim tarz değildir bu ama karanlık eller Galatasaray'ın üstünde falan diyeceğim ya. Yani birileri bir şey yapıyor. Ya Dursun Özbey'in görevde kalması demek. Ya ne bileyim abi. Galatasaray, o kulübün adının Galatasaray olmaması demek falan ya. Bugün eğer Galatasaray'ın kongre üyeleri harekete geçmez de Galatasaray'ı Dursun Özbek başkandan kurtarmazsa Galatasaray gelecek sezon hayatı boyunca belki de yaşamadığı kadar kötü bir sezon yaşayacak. Bakmayın, inanmayın siz. Mükemmel olacak, mükemmel olacak. 4-5 tane daha transfer gelecek. Lan iki tanesini oynattın da takım haline getiremedin. Sonra 4-5 tane daha gelecek. 10 tane oyuncu almış olacaksın. 10 tane oyuncuyu yeni bir takımla bir araya getirdiğinde onu takım haline getirmek ne kadar sürecek? Bir şey göstereceksin galiba. Evet, şimdi bizim Şenol, avukat Şenol bir şey atmış da o görüntüyü de bir bak diye sana atayım dedim. Dur, tövbe ya. Çok gerçekten Galatasaray taraftarı çok öfkeli. Murat demiş ki sosyal medyada taraftarın isteğiyle gelmiş Tudor'un gitmesini istemeye taraftarın hakkı var mıdır demiş. Akif, Reçete, Lucescu, Hasan Şaş, Ümit Davala demiş. Ulaş, Haluk abi ben tribünde annemle ağlarken Ayhan Akman bize bakıp gülüyordu demiş. Ya aslında az önce geçti, çok aşağıda kaldı da onu okuyacaktım, sen konuşurken araya girmeyeyim dedim. Beşiktaş daha hazırlık maçlarına yeni başlamışken Galatasaray'ın Temmuz ayında Avrupa kupalarına veda ediyor olması aslında Galatasaray'ın geldiği noktanın en çarpıcı örneği sanki Gökhan. Yani Beşiktaş daha henüz hazırlık maçlarına başladı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne elendi. Yani daha henüz resmi maça çıkmadı Beşiktaş. Daha hazırlık maçı oynuyor. Baktın mı? Bakıyorum şu an. Evet. Onları da bir hazırlayalım İlbey. Fatih Hoca'nın
olay gecesiyle ilgili görüntüler medyaya yansımış sanıyorum. Eğer İlbey bir baksın, imkanımız varsa onları da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Ne o? Bunu mu diyorsun? Evet. Ben buradan bir şey anlamadım ama. Ben yani de... tam ekran küçük telefondan ve ortada bir kocaman bir logo var da. Bir bakayım ben görüntü... Ya logosuz olanı varsa... Bir baksınlar. Ama bir konuşup... Yani... Çünkü hani belki de ben anlamadım. Belki orada başka bir görüntü vardı. Biz programımıza devam edelim. İlbey bir baksın ona. Yani eğer program süremiz içinde yetişirse... Ben mesela Galatasaray takım otobüsünün niye Florya'ya gidemiyorsun abi? Niye Florya'ya gidemiyorsun abi? Taraftar bekliyor orada. E beklesin kaç kişi abi? 50 kişi, 100 kişi. Ne yapacak en fazla? Toş atacak, yu yapacak, işte bilmem ne yapacak. Bunlar normal. Normal bunlar. Olsun demiyorum bak. Normal diyorum. Taraftarın reaksiyon vermesi normal. Bu reaksiyondan kaçıramazsın futbolcuyu. Bugün kaçırırsın, yarın kaçırırsın. E sosyal medya var. E şimdi hepsi elinde telefonla acaba kim ne dedi diye bakıyorlar. Kim ne dedi diye bakıyorlar. Ya Galatasaray taraftarı o kadar öfkeli ki Gökhan, anlatamam sana yani. Bugün ilk defa bu kadar öfkeli bir sosyal medya etkileşimiyle karşı karşıyayız başladığımız günden beri. Milan Türk demiş ki Lucescu gelsin 3 maç kaybetsin, Lucescu'yu da mı kovacağız? Nereye kadar gidecek bu düzen demiş. Aslında o da çok mantıksız değil yani. Hani bu Dursun Özbey'in gönderdiği kaçıncı antrenör oldu? Hamza Hoca vardı değil mi? Zaten Hamza ben Hoca... sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray taraftarları kızmasın. Ama ben fikrimi her zaman her yerde söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Galatasaray'ın çöküşü Hamza Hoca'nın gönderilmesiyle başladı. Galatasaray'ın çöküşü oradan başladı. Çok haksızca gönderildi. Haksızca gönderildi. Galatasaray yönetiminin istediği gibi çalışıyordu bir de. Transfer yapmıyordun, masaya yumruğunu koymuyordu. Tepki de göstermiyordu. Medyaya çıkıp sizi satmıyordu da. Hamza Hoca gitti. Galatasaray'da hop her şey çorap söküğü gibi gelmeye başladı. İrfan demiş ki Lines, Karol, Selçuk, Ahmet, Tolga, Sinan gönderilsin, Tudor. Yönetim istifa etsin yeter. Allah aşkına Galatasaray kimseyi ağlatmaya hakkı yok Galatasaray'ın demiş. Ya Galatasaray taraftarı bugün gerçekten çok üzgün. Onu söyleyelim. Of. Ya şu, ben de bakıyorum da ikisi de kalsın abi diyor mesela Beşiktaşlılar mesela. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler tamam mı öyle diyor. Bu arada ben bugün maç öncesinde Galatasaray çok rahat kazanır, fark atar dedim. Onunla ilgili de çok tepki geliyor bana. Yani kendimize de dalga geçmesini bileceğiz değil mi Gökhan? Yani orada yapılacak bir şey yok. Aslında o tweet'te biraz senin biraz suçlu hissediyorum. Senin gazının atılmış bir tweet. Ne gazı be abicim? Geldin buraya dedin ki of dedin. 5-1 6-0 kazan. Hadi madem dalga geçiyoruz geçelim abi. Geldik. Yavaş. Geldik buraya sandalyeden çıktı. Ses yani. Geldik buraya kapıyı açtım abi odanın. Böyle yaptın. 5-1 6-0 falan kazanır dedin abi. Evet çok inandım. Ya. Ben dedim ki o zaman at abi bir tane tweet dedim. Ama dedim 6-0 5-1 yazma dedim. Hani farklı öyle yazayım bari dedim. Ben ama onu neden attığımı açıklayayım. Neye inandın? Neye güvendin? Ya tamam baktım, ben Galatasaray'ın tur atlayabileceğini düşündüm de. Taraftar maça gelmiş. Zaten 3-0 kazanır diyor. Minimum 3-0 kazanır diye düşünüyordum ben. Öyle yazsaydın o zaman. Yani farklı kazanır deyince başka bir şey gidiyor. Düşündüm. Neden? Çünkü rakip Galatasaray seviyesinde bir rakip değil. Elbette futbol oynanmadan kazanılan bir oyun değil ama dedim ki ben taraftar baskısıyla işte Galatasaray çöker rakibin üzerine, erken bir gol bulursa da rakip oyun disiplininden kopar ve kolay farka gider diye düşündüm Galatasaray. Ama şunu unuttum ben. Galatasaray orta sahayı geçemiyor ki yani. Nasıl? Ama buna ya rağmen... Ya Galatasaray orta sahayı geçemiyor. Bak ben bunu rağmen, yemin ediyorum anlayamıyorum. Galatasaray orta sahayı geçemiyor. Galatasaray oyunu oraya götüremiyor. Böyle bir tespit olmaz ki. Ya böyle bir tespit olmaz ki. Tamam. Doğru. Ama buna rağmen Galatasaray'da mesela ilk yarının sonunda Sinan'ın vurduğu direkten dönen bir top var. O olsa ah falan o dönerdi değil mi? O olsa Gomis'in vurduğu bir kafa var. Bir tane Karol, ya maçın en komik anını anlatayım mı? Komik bence. Mi? Trajikomik. Trajikomik tabii. Hı. Karol gitti sol bekten bomboş ortayı içeri keseceğine dışarıya çıkardı. Rakip kontra atağı başlattı. Ya böyle bir ben ömrümde bak futbolda ya böyle çok pas hatası gördüm de böylesini görmedim Gökhan ya. Hatırlıyorsun değil mi pozisyonu? Hatırlamaz mıyım ya? İnanılmaz bir pozisyondu ya. Hatırlamaz mıyım? Şu görüntü ne oldu?
Sen anlayabildin mi o işten? Yok. Ben de net anlamadığım için şu anda girmeyeceğiz ona. Eğer şeyse yarın kullanırız görüntüyü. Bak Yeşim Hanım demiş ki bir daha söyleme Haluk Yürekli. Çünkü Gökhan Dinç'in totemi ve biliyoruz ki hep tutuyor demiş. Yani ya ben sen ama yapma. Totem için söylemedim yani, ya. Benim totem ya herhalde için. Totem için. Benim hiç öyle yani öyle inançlarım yok. Bunu versek mi ya? Baksana ne? Gruba. Onu veremeyebiliriz ama ya. O yok, kıyafetler yok, falan olmaz yani. Olmaz. Östersunus maçı Cengiz öncesi Haluk Yürekli'nin... Cengiz Çiftçi demiş ki işte çöküşün başlangıcı olan gün. Bu Hamza Hoca'nın gidişi değil. Fatih Terim'in görevden ayrılması. Oralara gidersen tabii yani. Orada onu da söyleyebilirsin. Onu da söyleyebilirsin tabii canım. Hamza Hoca geri gelmeli demiş İsa. İyi geceler Galatasaray ailesi demiş Ertuğrul. Bir yoklama alalım bari de bugün. Ne yoklaması abi ya? Almayalım mı? Ne yoklaması? Yoklama alacak hal mi kaldı bıraktın abi? Ya ben ne yaptım Gökhan? Galatasaray oynadı. Bende ne alakası var? Yok abi vallahi ben bugün başka şeyler üzerinde Gomis'i planlayarak gelmiştim. Gomis'i beğendin mi Gomis'i? Gomis'i mi? Çok beğendim. Çok yakışıklı çocuk. Performansını beğendin mi? İki maç oynadı. Daha çok erken abi. Bence de erken daha de. Benim erken. Endişelerim... Eren'le başlasa ne olur? Abi zaten sen yani orta saha geçmeyen bir takımla oynuyorsun. Ama bu sefer de Eren'e getiremeyeceklerdi topu. Hayır hayır. Şunu rakip için söylüyorum. Rakip orta sahaya geçmedi biliyorsun. Hiç geçmedi tabii canım. Yani iki tane korner attı işte. O Linez'e çarptırdı filan. Yani tek oyun planları var. O sol kanatta oynayan Sema diye bir oyuncu var ya. Siyahi bir de oyuncu. Sen telaffuz et ben telaffuz edersen. Godos. Yani iki oyuncu üzerinden hücum organizasyonu hücum diye oruyor. Yani, bütün oyun planı o iki oyuncu. O yani. Yani zaten 10 kişiyle kapanan bir takım. Ya başla sen Nuri. İki savunma biraz. Oyuncusuyla başla. Değil mi? İki tane oyuncuyla. Gomis'le iki hücum elemanıyla başla demek istedim. Onu diyorum. Ne dedim? İki savunma oyuncusuyla başla dedim. Önde diyorum Eren'le Gomis'le başla. Ya Eren'i 60'ta falan aldı oyuna. 55'te aldı. Yani işte, ya özür ben de sanki... Ha yok bildi yani şey yanlış söyleme diye söyledim yani 55'te aldı. İyi yaptı ama. Çok zekice bir hamleydi. Kararı çıkartıp Eren'i almak çok zekice bir hamleydi. Bir de abi şimdi bak bazen var ya bu yayını yaptığım için gerçekten bazen çok üzülüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi ne basın toplantısı musun? Olsa Dursun da Özbek gitmezse... ben gitsem de şu adamlara şu sorulara aklıma gelen şeyleri sorsam diye yemin ediyorum yani... Bak mesela Levent Bey'i aldık. Aklımıza gelen her şeyi sorduk değil mi? Evet. Bir gün Tudor'u alalım ya. Gitmezse. Tudor değil de Sayın Başkan'ı alsak keşke. Ama gelmez bize. Bize gelir mi abi Dursun Başkan? Gelmez mi? Gelmez abi. Nereye gelir? Levent Bey de gelmez diyordun. Geldi abi. Levent Bey istifa ettikten 2 ay sonra geldi. Peki. Dursun Başkan da istifa ettikten 2 ay sonra gelir yani. Şimdi Galatasaray taraftarına şunu söyleyeceğim. Şimdi bu geceden itibaren şöyle haberleri çok sıklıkla duymaya başlayacaksınız. İmbula transferi bitti. Yarın açıklanıyor. Bak bunları o kadar olmaz, çok duyacağız olmaz. Ki Fernando bitti önümüzdeki hafta İstanbul'a bu söylediğin gelecek. Ne zaman olur biliyoruz Dursun Başkan istifa kararı almazsa evet Ben Arfa tekrar hortlar Galatasaray'da bir daha çıkar yani böyle bir hareketli bir tane uçak iner Feghouli büyük ihtimalle iner bugün yarın olmaz mı niye gelmez mi diyorsun Feghouli artık bütün transfer strateji değişmeyecek dedi Tudor ne Tudor ne biliyor ki Tudor kim abi? Burçin Tudor en büyük Adana ki? Demir demiş Burçin Umay. Mesaj atmış. Burçin izliyor musun bizi ya? Ha bir sürü şey atmış. Çöküş Drogba Snyder'in gelişiyle başlaşdı. Selçuk Snyder Burak bir dakika abi Burçin bize de bir şeyler gönderecekti. Hani bir şeyler gönderecektim Burçin bize Adana Demir falan. Bence Galatasaray'ın bitirme projesi bu Hakan kadar. Hakan Gündoğar'ın bir sorusu olacakmış. Hakan çabuk sor. Bitiriyoruz. Bitirme. Çabuk sor. Geliyor abi. Soru geliyor Hakan'dan. Sorsun cevaplayalım. Mantıklı bir şey sor. Doğru düzgün. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Dursun Özbek demiş Habib. Programı 2 saat yapmayacaksınız. Anladık bari 1,5 saat falan yapın. İftar sahur arası gibisiniz. Ne ara başladı ne ara bitti anlamıyoruz. Hakan diyor ki. Bu akşam 20.30'a kadar 3 milyon isteyen Feghouli. Bu akşamdan sonra 5 milyon euro istemez mi? Ömer Barlas demiş ki Sabri'yi göndermenin bir bedeli olacaktı demiş Ömer Barlas.
Fatih sağ ol kardeşim. Haluk abi acın acımızdır demiş. Benim bir acım yok. Acın yani yok buna... değil abi. Hepimizin acısı var. Hayır, ne demek üzüntüm abi? Üzüntüm var yani. Hepimiz acı... üzülüyoruz abi. Niye seviniyor musunuz abi? Sevinen var mı? Tabii ben demin yaptığım ironiyi söylemiyorum. Ama gerçekten Galatasaray elendi diye sevinen var mı abi? Yani varsa Galatasaray eğlendi diye savunan yani zaten yoktur da vardır ya niye olmasın abi Fenerbahçe Beşiktaş taraftarı Galatasaray eğlenmesinden mutlu olan birçok insan vardır. Kapatacağız dedin adamın çocuğun söylediği şeyi Haluk senden de cevap bekliyor Hakan. Bu geceye kadar 3 milyon isteyen Feguili bu geceden sonra UEFA kupasında olmadığı için Galatasaray 5 milyon istemez mi diyor? İstemez. Sen futboldan bırak. Futboldan zaten anlamıyorsun. Sen transferden de anlamıyorsun. Feguli transferi bittiği için yani artık son... Sen transferden de anlamıyorsun için, belli. Yani Feguli'yi yarın bir uçakla getirebilir. Bu rüzgarı bir dindirmeleri lazım. Hatta bir abartalım mı? Feguli meğersen mesela başkanın locasında maçı seyretmiş. İyi geceler. Bugün sadece Galatasaray'ı konuştuk. Gerçekten... Yoksa çok yoğun bir gündem vardı. Aslında çok yoğun, inanılmaz yoğun bir gündem vardı. Galatasaray'dan başka bir malzeme yok. Galatasaray taraftarı üzülmesin. Her şerde bugün bir Galatasaray'ın bayramı. İyi geceler dileyelim. İyi geceler. Bugün Galatasaray'ın bayramı unutmayın bunu.